44 yaşındaki iki çocuk babası Ali Toprak, 31 Ağustos'ta Mersin'in Anamur ilçesindeki muz serasında korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Eşiyle beraber çalışmak için seraya gidiyor. Eşine diyor ki sen bir diğer seraya git, oradan bana içecek su getir diyor. Eşi de gidiyor. Geriye döndüğünde bir bakıyor, başına sert bir cisimle eşine vurulmuş ve öldürülmüş. Uzun bir şekilde yatıyordu. Kafası buradaydı, ayakları şu taraftaydı. Eşim burada yedek çamaşır getirir. Geldiği zaman üzerinden çıkarır, batık elbiseyle çalışırdı. Üzeri çıplaktı, altında pantolon vardı. Ne olduysa yani bu aralarda oldu. Evlilik hikayenizden başlayalım. İkinizin de ilk evliliği mi? Evet. Sen biraz küçük gitmişsin. Sizin aranızda kaç yaş fark var? 31 yaşındayım. Sen 31, 44, 13 yaş var. Abim öldükten sonra biraz hani geliniz gençti. Hani cinayetten dolayı geliniz genç, abim biraz yaşlı görünüyor falan diye. Biraz dedikodu oluyordu ufak tefek de. Çok da değil. Aslında bu cinayetten sonra mı bu dedikodular arttı? Evet. Ne söyledi insanlar? Önceden yoktu yani. Tanımayınca abim yaşlıymış, gelin daha gencmiş diye konuşuluyor yani. Sen bir de bu arada galiba dişlerini falan yaptırmışsın. Biraz ondan da köyde dedikodular artmış değil mi? Bilmiyorum. Eşin bir cinayete kurban gitmiş ya mesela, normal bir ölüm de değil. Serada bir tane cani girmiş, kocanın kafasına vurmuş ve öldürmüş. Ha, sen de orada olabilirdin mesela. Korkar evet. Ya insan. Evet. O arada sen böyle dişçi falan düşününce insanların demek ki gözüne batmış. Olabilir. Korkmadın mı sen de yani? Kocam benim kim öldürdü? Bu cani de etrafımızda bana da bir şey yapabilir. Ya korktum da. Ama diyorsun yapacağımı da yaptım yani. Hayır, dişlerim çok ağrıdığı için dayanamadım yani. Ekmek yiyemiyordum. Tamam, o gün ne yaşandı? Bize bir anlatır mısın? Sabah kalktık. Ben 8.30 9'a doğru ben kalktım. Eşim de dedi, ben dedi sabah yakın geldim dedi. Kalkmayacağım, saat 10'da kaldır ben dedi. Saat 10'da kaldırdım. Sabaha yakın geldim, neredeydi? Ben dedi dışarıya çıkacağım dedi. Ben dışarıda ne yapacaksın falan dedim. Ya bir arkadaşın yanına gideceğim dedi. Söylemedi mi yani sana gece bir gece evvel kimin yanına gittiğini? Yok, söylemedi. Bak bu da önemli bir bilgi. Tanımazsın dedi. Kaçta geldi sabah eve? İşte ben uyurken gelmiş. Aramadın mı peki bir telefonla falan neredesin diye? Ya aradığım zaman kızıyordu. Ondan sonra kahvaltıyı hazırladık. İşte kahvaltı neyi yaptık, yedik. Ondan sonra Süleyman Sümbül diye bir arkadaş aradı. Onun yanına gideceğim dedi. Onun yanına gitti büyük oğlumla. Ondan sonra geldi. Saat 2 falan oldu dedi. Hadi gidelim dedi. Gayrime bir soğuk su aldık gittik. Sereye gidiyoruz. He. Ondan sonra yolda Hasan abi diye bir arkadaş var. Gel yanıma falan dedi. Çayı da demledim falan dediydi. O da şimdi gelemem dedi. Birinin yanına uğrayacağım falan dedi. O zaman gelirim falan dedi. Evden çıktık. Sereye giderken siteden yolumuzun üstü Hasan abiye uğradık. Ne evet. Kadar oturdunuz Hasan abiyle? İşte bir saat neyi oturduk orada. İşte çay falan demlemişmiş. Çay falan içtik. Onlar peki çay içerlerken senin onların yanında ne işin var? Ya sürekli oturduğumuz bir yer. Bu Hasan evli mi? Yok, bekar. Eşinden ayrılık. Sonra siz onlar gittikten sonra uyumuşsunuz anladığım kadarıyla. Onlar gittik yer değil de akşam mesela güneşten gel benim buraya kokoreççi arkadaş geliyor. O geldi, ben devamlı sana akşam üstüne uyur olurum devamlı. Gece 11 12 gibi uyandım. Ali cinayeti var dediler. Bir sordum, bu Al Toprak'mış. Ve öyle duydum yani. Ama niye akşam yemeği yiyorsunuz ki? Anlaşmışsınız ya, beraber balık yiyecektiniz. Efendim, bunlar gelmediği için ben yedim yani. Ben öyle beklememiştim öyle. Cep telefonları yok mu? Bir aramadınız mı? Bekliyorum seni, neredesin diye. Aradım efendim, cevap vermediler. Yenge cevap verdi. O da dedi şu anda susuluyoruz dedi. İş bittiğin yer geleceğiz dedi. Hepsi bu. Kaçta aradınız? Vallahi efendim, onlar buradan gitti. Ben bir saat sonra aradım. Bir dakika ama şimdi burada benim kafamda oturmadı. Bunlar sizle çay içtiler. Gittik. Gittikten hemen sonra daha senin kocan rahmetli evet. Üstünü değiştirmeden evet. Öldürüldüğüne göre seni de evet. Bir saat sonra aradığına göre nasıl sulama yapıyorsunuz? Kız daha sulama başlamamış. Birinci seraya gittik. He. Muzları kontrol edelim, kırılan diye dal var mı diye. Serenin içine gezdik, kontrol ettik. Ondan sonra su açalım dedik. Suyu da açtık. Ondan sonra kalktık, diğer seraya gittik. Buraya da su açalım dedik. Yolun kenarına oturduk. Ondan sonra şimdi Hasan abi aradı. De akşam gelecek misiniz falan dedi. Biz de eşime sordum. Gelecek miyiz falan diye sordum. O eşim de dedi, gideriz dedi. Zaten çayda konuşmuşsunuz ya zaten bunu. Çay içerken konuşmuştunuz balıkları bize alalım diye. Yani dedi Hasan abi, tamam ama kesin gelecek misiniz falan diye sordu. Tamam geleceğim kesin dedi. Tamam, kaçta gidecektiniz yani? Gözümüz görmedi miydi? O şekilde gidiyorduk. Yani kararmaya durduğumuzu geliyorduk. Güneşmeye yakın ben tekrar aradım. Gene cevap vermedikleri için ben gittim. Ha, aradınız yani bir kere daha. Kararmaya yakın ben yine aradım bunları. Nasıl bu katil? Sen tam su almaya giderken geldi, onu buldu falan yani. Aranızda bir katil var sonuçta orada. Seni de tanıyan, onu da hepinizi tanıyan biri. Evet. Şimdi bu saatlere bugün bakmamız lazım aslında. Senin de daha iyi kendini anlatabilmen için. Bu saat kısmı önemli. Çünkü biz oraya gidip konuştuğumuzda ya senin tavırların çok dikkat çekmiş. Şimdi lafı da uzatmak istemiyorum. Senin tavırların çok dikkat çekmiş. Ne dikkat çekmiş? Bir kere sen cenazeyi bulduğunda işte aradan 40-45 dakika geçti diyorsun ama cenaze bulunduğunda daha fazla bir süredir
onun ölü olarak orada olduğu söylenmiş. İşte o yüzden senin anlatacağın saatler önemli. Ben söylemiyorum sana onu. Ben şimdi dedikoduları söylüyorum. Saat olmayınca bilmiyorum. Önemli olan tabii hani seni de burada, sen de oraya gittiğinde şöyle başın daha dik gezebil. Dedikodular böyle olunca insan daha tabii yıpranabilir. İkincisi, neden acaba karısını, kocasını bulduktan sonra bir bağırıp çağırmadı, bir yardım istemedi? Sonra işte gitti. Şimdi röportajda izledim, öyle söylemiyor insanlar. Sonra işte hani gitti kendini, hani insanın dişinde çürüğü vardır. Büyük sözüme tövbe, tabii ki iki elin kanda olsa gidip bazı şeyleri yaptırmak zorundasın. O değil ama hani gitti kendini güzelleştirdi, dişlerini tamamen yaptırdı falan başta denmiş. Başta olmasaydı zaten yaptırmazdım. Efendim? Başta olmasaydı zaten yaptırmazdım. Başta olduğundan dolayı dayanamadım. Anladım. İşte ben hepsini sana soracağım. Sonrasında işte geliyoruz bu tarihi eser meselesine. Seni şunu alacağım, bunu alacağım falan demen şu konuşulmuş. Ali aslında bir tane tarihi eser buldu. Bu neydi dünyaya bağlanan çocuk? Hasan. Onu da biraz unutmadan. Hasan'la beraber bunlar satacaklar da arada böyle bir şey oldu, problem oldu. Şu anda da karısı işte Hasan'la beraber o bulunan tarihi eseri satacak bu cinayetin ardından diye dedikodular olmuş. Yani olmuş da olmuş. Sen de duymuşsundur bunları, senin de kulağına gelmiştir. Öyle değil mi? Evet. Geldi. Sen onlara mesela cevap verdin mi, konuştun mu, anlatmaya çalıştın mı kendini? Hayır, ben o komşum dedi sadece. Ne dedi? Yani evde altın varmış falan dedi. Ben de eğer varsa dedim, buradan ölüm çıksın dedim. Başka bir şey demedim. Ne yani. Altını varmış dedi? Yani antika falan varmış dediler. Evde antika dedi. Yani define. Evet. Senin eşin define kazmaya gider miydi? Giderdi. Ne buluyordu? Ya öyle de buldu da olmuyordu yani. Ama şimdi gidersin mesela. Bir gittin, iki gittin, bulamayınca gitmezsin. Evet. Yani o ne buldu öyle? Birkaç bir şey mi buldu sonra devam etti? Yok, bulmadı öyle. Hiç mi bir şey çıkmadı? Yok. Yoksa geldi çıktı hani altın değil diye sizin ilginizi mi çekmedi? Yok, bulmadı öyle, normal yani bir ara küçücük küçücük şey buldu yani 1 milyon gibi bir şeyler buldu. Ne buldu? 1 milyon gibi yani para buldu öyle 2 tane. Nerede o paralar? Onları Günlardan bir arkadaşa verdiydi. Günlardan bir arkadaşa verdiydi onları da. Bir arkadaşına verdi onları da. Evet. Tamam. Peki bu böyle kazanırken bu Hasan Bey falan da geliyor muydu onun yanına? Gidiyor muydu beraber? Yok hayır. Hayır, gitmiyordu. Kiminle kazıyordu? Ya yabancı birilerle gidiyorlardı. Tanımıyorum ben. Bak şimdi sen bir gün evvel de sabaha karşı geldi dedin ya, hoş hastaneye de gitmiş, kolunda da bir şey evet. var falan ama. Ya daha önce yapıyordu bunları. Tamam, o bir gün evvel de gene gitmiş olabilir mi böyle bir şeylere? Yok, gitmedi. Yani Alimacığım, evde satılacak bir şey var mıydı? Yoktu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.